yardım benim. Hep icat peşindeyim, gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim, aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim, yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Döndü çatal. Yerden yüksek, yerden yüksek. Beni ebeleyemezsin. Beni de ebeleyemezsin. Ben de yerden yüksekteyim. Ben artık çok yoruldum. Biraz mola verelim. Kutular bence çok iyi oldu. Pati'ye de eğlence çıktı. Baksanıza. Pati için iyi oldu. Ama ben yoruldum. Sahi, bu kutuları babam mı getirdi acaba? Hiç gören oldu mu? Yok hayır, ben görmedim. İçlerinde ne var ki acaba? Bir robotun parçaları mı acaba? Aslan. Hayal gücüne diyecek yok ama belli ki birisi getirdi bunları buraya. Çocuklar, iyi ki buradasınız. Babacığım, çok yorgun görünüyorsun. Bana bir yardım edin de şu kutuları yukarı birlikte taşıyalım. Kutularda ne var? Hı-hı. Mutfak raflarını değiştireceğim de oğlum. Kutularda yeni raflar var. Tamam. Son kutuları da şöyle bırakın bakalım. Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Önemli değil. Bize de spor oldu zaten. Oy, belim belim. Oy, yorgunluktan şuracıkta bayılacağım şimdi. Ama çabuk yoruldunuz. Ben daha terlemedim bile. Tabii, senin yorulmaman gayet doğal. Aa, o niyeymiş ki? Kutuları üçer üçer taşıyan ben değil miydim sanki? Üçer üçer taşıyan sendin. Ama onları yine üçer üçer düşüren de sendin. Bütün düşenleri arkandan biz topladık. Şimdi neden yorgun olduğumuzu anlamışsındır. Çocuklar, hemen masaya geçin. Yemek hazır. Yaşasın çubuk makarna. Kurt gibi acıktım. Senin yerinde olsaydım öyle demezdim. Peki ne derdin? Tabii ki aslan gibi acıktım derdim. Ya bu neden böyle oluyor sürekli? Birilerinin makasa ihtiyacı var galiba. Sen asıl kendine bak. Sen de makarnayı yedin. O mu seni yedi belli değil. Aslan torunum benim, hoş geldin. Merhaba dedeciğim. Ne tamir ediyorsun? Aa, eski matkaplardan mı buldun? Bu bende çok eskiden beri var aslanım. Sabah elektrik kesilince lazım oldu. Yeniden çıkardım kutusundan. Tabii eskiden elektrik nerede? Hep böyle kurmalı matkaplar kullanırdık. Peki elektrik olmadan nasıl çalıştırıyorsun bunu dedeciğim? Aslında çok da zor değil. Bak, arkasında bir kurma kolu var, görüyorsun ya. İşte onu çevirince içindeki mekanizma matkabın ucunu çeviriyor. Bu matkap ucuyla kurma kolu arasında çarklar var. Kurma kolu çarkları harekete geçiriyor. Çarklar da matkap ucunu harekete geçiriyor. Aferin sana. İşte tam olarak böyle oluyor. Çarklar pek çok yerde kullanılıyor. Mesela saatler, bisikletler, hatta arabalar çarklar sayesinde çalışıyor. Söyle bakalım, sen yine neler düşünüyorsun?
dedeciğim, benim bir şey yapmam gerekiyor aslında. Onun için gelmiştim ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen iste, hemen yapalım biricik torunum. Nasıl bir şeymiş bakalım bu? Bu çubuk makarnaları yemenin daha kolay bir yolunu bulamaz mıyız sence? Çatalla dolamak çok zor. Hem zaten hemen dökülüyorlar öyle yapınca. Hayal ettiğin sürece yeni şeyleri icat edebilirsin aslan torunum benim. Hadi bakalım, göster kendini. En iyi yöntem çatal kullanmak. Ama nasıl bir çatal? Ha? Buldum sanırım. Deneyelim bakalım. Pilli bir çatal. Bu çok iyi bir fikir. İşte bu sayede bütün sorun ortadan kalkmış oldu. Bu şekilde biraz yavaş oluyor ama yine de idare eder. Hayır, hayır, yapma. Eyvah, yardım edin. Galiba bu işi farklı bir yolla halletsem daha iyi olacak. Aa, aklıma bir fikir daha geldi. İşte şimdi oldu. Bu sayede çubuk makarna yemek artık eskisinden daha kolay olacak. Ama bir saniye. Neden böyle oluyor? Hayır. Biri yardım etsin. Dimdat! Daha güvenilir bir çözüm bulmam gerek. Bu şekilde mümkün değil. Acaba ne yapsam? Ne yapsam? Bu dedemin çevirmeli matkabının sesi. Ha? Bir saniye. Yoksa... Evet, evet. Yaşasın, buldum. Bu matkabın sistemini kullanıp özel bir çatal yapabilirim. Hemen işi koyulmalıyım. Çatalı tıpkı senin çevirmeli matkabın gibi düşündüm dede. Arkasındaki kolu çevirdikçe çatalın ucu dönecek. Çok güzel düşünmüşsün aslan torunum benim. İşte özel makarna çatalı böyle bir şey olacak dedeciğim. Ona fır döndü çatal ismini vermeyi düşündüm. Çevirme kolunu yavaşça dönecek şekilde ayarlayabilirsek bu iş olur aslanım. Çok mu zor dede? Denemeden bir şey söyleyemem. Hadi öyleyse işe koyulalım da görelim bakalım neler olacak. Akşam annene söyle de yine çubuk makarna yapsın. Bakarsın o vakte kadar yetişir. Canım dedem. Evet, bak nasıl da dönüyor. Canım dedeciğim, harika oldu. Ama şimdiden söyleyeyim. Her yemekten sonra çatalını güzelce yıkayıp kurutmalısın. Özellikle bu kola çok dikkat et. Eğer güzelce yıkamazsan hemen bozulur. Sen hiç merak etme dedeciğim. Ona çok iyi bakacağım. Yaşasın! Çalışıyor! Evet çalışıyor ama daha bitmedi. Bitmedi mi? Ama gayet güzel çalışıyor ya dedeciğim. Makarnayı ne kadar dolarsan dola, çatalın uçları düz olduğu için makarnalar yine de düşebilir. Haklısın dedeciğim. E peki öyleyse ne yapacağız? Ah, dedeciğim ne yapıyorsun? Bekle de gör aslanım. İşte artık fır döndü, çatalın hazır. İşte oldu. Harika. Canım dedeciğim benim. İşte yoğun istek üzerine çubuk makarnanız hazır. Bu sefer de kıymalı yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? O çok lezzetli görünüyor. Eline sağlık Candan. Eline sağlık anneciğim. Sana da zahmet oldu. Ama yeni çatalımı denemek için sabırsızlanıyorum. Ne yapayım?
Sen güzel güzel yemeğini ye de ne istiyorsan yaparım ben sana. Canım oğlum benim. Teşekkür ederim anneciğim. Yeni çatalın hayırlı olsun oğlum. Çok şık görünüyor. Teşekkür ederim babacığım. Dedem sağ olsun. Bana çok yardım etti. Sen tasarladın, ben yaptım. Çok zor olmuş olmalı. Ama ikinizi de kutluyorum gerçekten. Bu bir şey mi babacığım? Yarın dedemle birlikte daha kendinden soğutmalı kaşık yapacağız. Çok sıcak çorbalar için.